Eğer uluslararası düzeyde olmak istiyorsan, uluslararası düzeyde yarış düzenlememiz lazım ve buna alışmamız lazım. Organizasyon muhteşem güzel. Hemen hemen sıfır hatayla hazırlanmış. Her şey düşünülmüş. Mesafeler çok iyi. Aradaki hizmetler çok iyi. Arada verilen mini ikmal ve su noktalarındaki arkadaşlar çok güzel hizmet verdiler. Ve tamamen bilimsel araştırılmış. Doğru yerde doğru malzemeyi verdiler. Arkadaşlar çok güzel bir park hazırlamışlar. Ve benim beklemediğim halkın ilgisi de çok iyiydi. Yani aynı Fransa'daki arkadaşları burada da yaşadık. Bu açıdan yani ultramaraton geleceği açısından çok ümitliyim. Burada bize destek veren, bu parkuru hazırlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey muhteşemdi. Of course it's very, very technical. There's three very tough climbs. The toughest climb is after the feed station at the marathon. It's after 42. At 42. Okay. Really wet out there. Yeah. 750 meters climb. Basically, you climb and it's steep and very, very muddy all the way. And I was very glad to get to the top. And then when you get to the top, it flattens off for quite a long time. Yeah. And then basically the finish is 4 miles downhill, thank goodness. And I'm glad I'm finishing at the 60k and not going around for the 126. Yeah. I'd have gone a little bit slower otherwise. Ben burada planlı gittim. İlk 60'ı kendime göre ayarladım. Çünkü ikinci etapın çok zor olacağını tahmin ediyordum. Çok çamur vardı. Yani çok yorucuydu. Yani zamanımı ve hızımı ona göre ayarladığım için ben zorlanmadım. Keyif alarak bitirdim. Yani bugün bir tane daha koşabilirim. Parkur çok güzeldi. Tabii ki çamur olacak, yağmur olacak. Börtübecek olacak, kayalık olacak. Yarışın özelliği bu. Ben bitirirken dolu yağdı. Yağmur yağdı. Parkın oluşturulmasında da biraz katkım var. Yani oralardan yağmur yağdığında su akacağını tahmin ediyorduk ama dere gibi olmuştu. Tabii macera yarışı bu. Çok eğlenceli oldu. Daha da eğlenceli oldu. Çocukların hayal güçleri yükseldi. Çok sevdiler. Birilerinin 126 kilometre koşabileceğini bilmek onlar için çok önemli. Çünkü bu mesafeleri koşulabileceğini, sporun insanı bu kadar güçlendireceğini çok düşünemiyorlardı. Şimdi hepsini biliyorlar. Bu harika. Eğitim böyle bir şey zaten. Buradan araziye gireceğiz. Evet. Ondan sonra 15 kilometre de asfaltta mı istek? Aynen öyle. Asfaltta. Çok süper. Parkur zorluydu. 126 kilometre zaten koşmak zor. Şansımıza dün çok güzel bir yağmur yağıyordu sabahtan geceye kadar. Ama keyifliydi. Çamurda biraz böyle dolaştık, koştuk ama çok güzeldi. Yani zorlu parkurlar seven tavsiye edilir. Çok güzeldi. Doğa harika. Yurt içinden ve yurt dışından İzni'ye gelen, İzni'nin tanıtımına katkı koyan bütün sporcu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ultramaratonun İznik'te çok daha mükemmel olacağına inanıyorum ve bunun geleneksel hale geleceğine inanıyorum. Gelecek sene görüşmek dileğiyle, hayırlı olsun diyorum. Gençlerin gelmesi lazım. Biz artık yaşlandık, bunları onlara bırakmak istiyoruz.
Onlar çok antrenman yapsınlar, çok koşsunlar, yarışlara gelsin de bizi geçsinler ki biz artık emekli olalım. Onlar gelmezse biz 70 yaşına kadar koşmak zorunda kalacağız, bizi acısınlar bence. Değil mi? Bu yarışmayı geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz biz eşimle birlikte. Evet, aynen öyle. Bu yıl ultramaratona 40'tan fazla kayıt vardı. Gelecek yıl 400'e çıkacak.